Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy sergisi açılışının ardından habercilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye İhtilafı'nın 10. yılı vesilesiyle terör örgütü PKK'yı müttefik ilan edip Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik skandal sözleri sorulan Meclis Başkanı Şentop şunları söyledi. Tabii bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi grubu var. Onların Türkiye'nin bu süre içerisinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Ben böyle bir karar konusunda belki içlerinde samimi olarak böyle düşünenler olsa bile haklı bulmuyorum. Ama Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların. Türkiye 4 milyona yakın Suriyeli, oradaki iç savaştan, çatışmalardan kaçan insanları kendi topraklarında misafir ediyor yıllardır. Ve bunu tek başına üstleniyor ve kendi vatandaşlarından farklı olmayan bir muamele ve şartlar altında onları burada yaşamasını temin ediyor. En azından bu konu önemli. Türkiye'ye karşı kötü niyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler olduğunu kaydeden Şentop, siyasetçiler açıklamalar, kurumsal kararlar gerçeklikten koptuğu zaman yavaş yavaş etkisini de kaybetmeye başlar ifadesini kullandı. Türkiye kendi sınırlarının ötesinde artık yönetilemeyen bir devlet haline gelen Suriye'deki istikrarsızlık, kontrolsüzlük sebebiyle Türkiye'ye yönelik saldırıları önleme konusunda uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndan kaynaklanan Suriye'de yapılmış olan Adana Anlaşması diye bilinen bir anlaşmamız var. O anlaşmadan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdi. Uluslararası hukuka saygı deyince Türkiye'den daha fazla uluslararası hukuku gözeten bir başka ülke dünyada görebilmek mümkün değil. Suriye'de başka ülkeler de var. Ne arıyorlar bilmiyorum. Uluslararası hukukun hangi hükümlerine, kurallarına göre oradalar? Esas bunu sormak lazım. Tabii burada önemli bir şeye dikkat çekmek isterim. Bunlar tabii Türkiye'ye karşı kötü niyetle, suyu niyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler var. Her zaman olmuştur. Fakat siyaset, realiteden siyasetçiler, açıklamalar, kurumsal kararlar, realiteden, gerçeklikten koptuğu zaman yavaş yavaş etkisini de kaybetmeye başlar.